Sevgili arkadaşlar, herkese merhabalar. Bugünkü konumuz iki noktası bilinen doğrunun eğimi. Bugün 26. ve 27. sayfaları çözeceğiz arkadaşlar. Yine aynı 27. sayfada da iki noktası bilinen doğrunun eğimi var ikinci kısmı. Öncelikli olarak e, rehber sorumuza bir bakalım yani örnek sorumuza. Ondan sonra da aşağıdaki soruları çözelim. Şimdi ilk başta konu anlatım kısmımızda bize şöyle bir doğru veri, verildiğinde. Bu doğrunun x eksenine yapmış olduğu pozitif yönün açıyı alfa dersek eğim bir tanjanttan bulunabiliyordu. Tan alfadan. Bir de arkadaşlar şuradaki bakın şuradaki a ile b'yi birleştirdiğimizde ve buradan bir dik indirdiğimizde aynı şekilde bunları tamamladığımızda bir üçgen oluşturmuş oluyoruz. E tanjant neydi arkadaşlar? Karşı bölü komşu dik kenardı. O zaman biz burada alfanın alfa açısının karşı kenarını bulmaya çalışırsak burası Y2 eksi Y1'den aynı şekilde karşılıklı kenarlar birbirine eşit olduğu için burada Y2 eksi Y1'dir. Bölü komşu kenarımızda ise X2 eksi X1. Yani biz bu x 2 X1'i neden çıkartıyoruz? Bakın şöyle düşünelim. Mesela A noktasını bize atıyorum. Şöyle versin. 3 burası olsun. Burası da 2 olsun A noktası. Yani 3'e 2 noktası olsun. B'yi de B'yi de sana şurada 6'ya 6'ya 4 versin hadi. Burası 6 birim. Burası da 4 birimmiş demek ki. 4 noktasıymış diyelim. 3'ten 6'ya kadar burası kaç birimse ki 6'dan 3'e kadar 3'ten 6'ya kadar 3 birimdir. Aynı şekilde burası da 3 birimdir. Ne yapıyorsun aslında? 6'dan 3'ü çıkartarak arasındaki uzaklığı buluyoruz. E burada şu çektiğim doğru parçası kaç birimdir? 4 ile 2 arası 2 birim. O zaman burası da 2 birim değil midir? Yani buranın da 2 birim. E zaten eğim tanjanttır. Tanjantta 2 bölü 3 karşı bölü komşu dersek 2 bölü 3 çıkar. Mesela bu verdiğim sayılara göre konuşacak olursak eğimi 2 bölü 3 çıkacaktır. Şimdi biz şöyle hemen sorumuzu bir çözelim. Sayfayı temizleyelim önce. A ve B noktalarından geçen doğru o x eksenli pozitif yönde 135 derecelik açı yaptığına göre A kaçtır? Şimdi eğim açısı belli. Tanjant 135. Pozitif yönde dediği için direkt 135 alabilirim. Tanjant 135 arkadaşlar şöyle düşünelim hemen. Burası 180 45 şeklinde yazılabilirdi. Hemen trigonometriye gidelim. Trigonometride tanjant ikinci bölgedeydi 135 derece. İkinci bölgede tanjantın eksiydi. Orada sadece sinüs artıdır. İkinci bölgede eksi ise o zaman bunun cevabı eksi isim değiştirmiyordu 180'de. Eksi tanjant 45'ten bulunacaktır. Tan 45'te 1 olduğu için cevabımız eksi 1. Yani eğim eksi 1 eşit olmalıdır. E peki biz eğimi başka nasıl bulabiliyoruz? Az önce açıkladığımız gibi buradaki y'lerin farkı pay kısmına x'lerin farkını da paydaya yazmamız gerekir. Yani y2 eksi y1 bölü x2 eksi x1. Bak bu formülü soruları çözerken lütfen burayı karıştırmayalım. Önce y'lerin farkını yukarıya. Şimdi sen burada gidip y2'den y1'i çıkarttıysan tutup birinci x'ten ikinci x'i çıkartırsan yanlış olur. Ne yapman lazım? Yine x2 eksi x1 demen lazım buraya. Ki eğim doğru çıksın. Yoksa diğer tüm durumlarda yanlış çıkar. Şimdi arkadaşlar biz buna x1 buna da y1 dersek tam yazamadım. Şöyle kalemi biraz küçültelim. Daha iyi olur. Buna x1 buna da y1 dersek arkadaşlar. Buna da o zaman x2 noktası y2 noktası dersek formülü yerine yazalım artık. Eğim eşittir. Y2'den Y1'i çıkartıyorum. Yani A 2 bölü X2 4 x 1 de 3. 4 3 eşittir. Eksi 1 diyeceğiz. O zaman burayı bir düzenleyelim. A 2 bölü 1 eşittir. Eksi 1 ise şu biri zaten gizli birdir. Yazmaya gerek yok. A 2 ya da 1 eksi 1'i çarparsan da olur. Eksi 1 gelecektir. Eksi 2'yi de karşıya atarsak A sayısı buradan artı 1 gelecektir. O yüzden doğru cevabımız 1 olmalıdır. Bakalım çözümümüzde beraber aynı mıyız? Evet. A'yı da 1 bulmuşuz. Doğru. Geldim birinci soruya. A ve B noktalarından geçen doğrunun eğimi kaçtır? Bak şimdi ben sana bir taktik öğreteceğim burada. 3'e 2. Bunu bir tanesini yaz. Tamam mı? Diğer sayı noktayı da sayılar alt alta gelecek şekilde yaz. 4'e 5. Şimdi bak eğim eşittir. Alt alta olanları çıkartmaya başla. 2'den 5'i çıkart. Üst tarafa yaz. Neden? Çünkü bunlar y eksenindeki değerlerdir. Sonra da 3'ten de 4'ü çıkart. Alt tarafa yaz. Şimdi hocam ben A'dan B'yi çıkarsam olur mu? O da olur. Bak şimdi bir bulalım bunun cevabını. Burası eksi 3 bölü eksi 1'den zaten eksi eksiye bölümünde artı olacaktır. Hatta artı 3 bölü 1'i bölü 1'i yazmaya gerek yok. Direkt eğim 3 çıktı. Peki tam tersini yapsaydım. Yani A noktasından B noktasını çıkarsaydım ama önce 5'ten 2'yi çıkartıp yukarıya 5 eksi 2 ya da 4 eksi 3 desek. Bak buradan da çıkıyor 3 bölü 1 zaten yine 3'e eşittir. E cevap aynıysa demek ki doğru. Doğru yaptık demektir. O yüzden şuna dikkat et. Y'lerin farkı üst tarafa. X'lerin farkı da alt tarafa yazılacak. O zaman birinci sorunun cevabı da 3 geldi. Evet geçiyorum ikinci soruya. A ve B noktalarından geçen doğru eğimi 2 olduğuna göre M kaçtır? Şimdi artık çok fazla uzatmadan şöyle Y2 eksi Y1 yani 5 eksi 3 bölü sonra da X2 eksi X1 M eksi eksi 2 M eksi eksi 2'den dolayı burası artı 2'ye dönecektir. Eşittir 2 hatta gel buna biz bölü 1 diyelim. 2 bölü gizli 1 olsun. Şimdi düzenliyorum. 5 5'ten 3'ü çıkartırsam 2 bölü M artı 2 Eşittir. 2 bölü 1. Ya içler dışlar yaparsın ya da 2, 2 ile aynıysa o zaman m artı 2'nin de 1'e eşit olması gerekir. m artı 1 dediğimiz sayı 1 olacaksa pardon m artı 2 1'e eşit olacaksa 2'yi de karşıya atarsam m dediğimiz sayı da buradan eksi 1 gelecektir. İkinci sorunun cevabı da eksi 1 olacaktır. Üçüncü soru a ve b noktalarından geçen doğrunun OX eksenine pozitif yönde yaptığı açının ölçüsü kaç derecedir? Önce bir eğimi bulalım. M eşittir. Hemen Y2'den Y1'i çıkartıyorum. Eksi 3'ten pardon eksi 1'den eksi 3'ü çıkart. Daha doğrusu 3'ü çıkartıyoruz. Eksi 2'den de 2'yi çıkartıyorum. Eksi 2 eksi 2. Buradan üst tarafta eksi 4 alt tarafta da eksi 4 geldi. Eksi 4 ile eksi 4'ü birbirine bölersek artı 1 gelecektir. Peki Eğim de aynı zamanda tanjanttan bulunmuyor muydu? Yani m eşittir tanjant alfa da diyebiliriz. Eğimi zaten buldum 1. Peki tanjant alfa 1'e eşitse alfa dediğimiz değer kaç dereceydi arkadaşlar? 45 derecedir. O zaman bizim açımız x ekseniyle yapmış olduğu pozitif yönlü açının değeri 45 derece olmalıdır arkadaşlar. Burada zaten o x ekseni pozitif yönde yaptığı açının ölçüsü kaç derecedir diye sormuş. Üçüncü sorunun cevabı da 45 olacaktır. Dördüncü soru. A ve B noktalarından geçen doğru OX ile pozitif yönde 30 derecelik açı yaptığına göre A kaçtır diye sorulmuş. Şimdi sıfırdan eğimi bulalım bir önce. Eğim eşittir şöyle. Sıfırdan eksi eksi 1'i çıkarttığın için artı 1. Sonra A'dan da sıfırı çıkartacağız. A eksi 0. E, tanjanttan da bu açının değerini biliyorum zaten. 30 derece verilmiş. Tanjanttan da eğimi ulaşabiliriz. Tanjant 30 da bunun eğimine eşittir. O zaman burası 1 bölü a eşittir. Tanjant 30 kaça eşittir arkadaşlar? Tan 30. O da 1 bölü kök Ya da kök 3 bölü 3 de diyebilirsin. Hiç fark etmez. Şimdi 1 1 ile aynıysa o zaman a da kök 3 ile aynı olmalıdır. Demek ki a yerine gelmesi gereken sayı kök 3 olacaktır. Dördüncü sorunun cevabı da artı kök 3 olmalıdır arkadaşlar. Evet şimdi geldik bir sonraki soruya. Sayfaya pardon. Şimdi soruda örnek sorumuzda A, B ve C noktaları doğrusal olduğuna göre en kaçtır diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar doğrusalsa bakın buradaki A noktasından C noktasına kadar olan A, B ve C noktaların eğimlerinin İkili ikili olan eğimlerin hepsi birbirine eşit olmalıdır. Yani A ile B arasındaki eğimi bulursam, M A ile B arasındaki eğim B ile C arasındaki eğime de eşit çıkacaktır arkadaşlar. Doğrusal dediklerinde eğimlerini iki noktanın A ile B'nin ve B ile C'nin eğimlerini bulup bunlar da birbirlerine eşitlememiz gerekir. M A B eşittir. M B C diyeceğiz. Şimdi önce A ile B arasındaki bir eğimi bulalım eğim bağıntısından. Yani y2 eksi y1 bölü x2 eksi x1'di formülümüz. Peki 4 eksi 1 bölü 2 eksi 3 bu a ile b arasındaki eğim o da eşittir. Şimdi c ile b arasındaki yani b ile c de diyebiliriz. Fark etmeyecektir. Hadi onu da yeşille yazayım. 3 eksi 4 bölü n eksi 2. O zaman bunları birbirine eşitleyeceğiz. Şimdi biraz düzenleyelim. 4'ten 1'i çıkarttım. 3 bölü. 2'den 3'ü çıkartırsam eksi 1 eşittir. Burada 3'ten 4'ü çıkarttık. Eksi 1 bölü en eksi 2. Burada güzel güzel bir içler dışlar çarpımı yapalım. 3 ile en eksi 2'yi çarparsak 3 en eksi 6 gelecektir. Eşittir. Eksi 1 ile de eksi 1'i çarptık. Artı 1 oldu. Eksi 6'yı karşıya atarsam 3'en eşittir 7. Her tarafı bir de 3'e böldüğümüz için o zaman n dediğimiz değerde buradan 7 bölü 3 gelecektir arkadaşlar. Kontrol edelim cevap anahtarından 7 bölü 3. Hemen bir bakalım örnek sorumuzun cevabına. Aynen doğru cevap 7 bölü 3 olacaktır arkadaşlar. Evet şimdi o zaman birinci soruyla devam edelim. Analitik düzlemde A, B ve C noktaları doğrusal olduğuna göre M kaçtır? Şimdi M, A, B ile bak burada şöyle de yapabilirsin. İstersen B ile C arasındaki eğimi bul, istersen A ile C arasındaki eğimi de bulabilirsin. Sonuçta bunların hepsi aynı doğru üzerinde. Burası A, burası B, burası da C noktası ise A ile B'nin arasındaki eğimle B ile C arasındaki eğim ve A ile C arasındaki eğim üçü birbirine eşittir. Üçü de birbirinin aynısı çıkmak zorundadır. Önce A ile B arasındaki eğimi bulalım. M-2, y'ler farkı, bölü 8-3. Ben bilerek uzun uzun yazıyorum. Yoksa direkt 5 yazabilirim ama biraz e, konuyu kavrayabilmek için şöyle neyin nereden geldiğini anlayalım diye. Sonra da A ile C arasındaki bunu iptal ediyorum. A ile C arasındaki eğimi bulalım. 11'den 2'yi çıkartıyoruz. 11-2 Sonra da 18'den 3'ü çıkartıyoruz. 18-3 Şimdi artık gerek kalanlar işlemler. M-2 bölü 5 eşittir. 11'den 2'yi çıkarttım 9 bölü 18'den de 3'ü çıkarttığımız için burası 15 geldi. Şu 5 ile 15'i sadeleştirirsek 3 kalır. O zaman 9 bölü 3'ten de zaten burada gizli 1 kalacaktır. 9'u da 3 ile sadeleştirirsem burada 3 kalacaktır. M-2 bölü 1 bölü 1'i yazmaya gerek yok artık. 3 bölü 1 oradan, oradan da zaten 3 geldi. Eksi 2'yi de karşıya atacak olursak M eşittir artı 2 diye geçtiğinden dolayı M sayısı da buradan 5 gelecektir. Yani birinci sorumuzun cevabı 5 olacaktır. Evet ikinci soruyla devam ediyorum. Analitik düzlemde A, B ve C noktaları doğrusal olduğuna göre M kaçtır? Şimdi A ile B arasındaki eğimle B ile C arasındaki eğimleri hemen şöyle bir önce yazıyorum. Sonra da denklemlerini kuralım. B, C arası. Önce A ile B arası. 8'den M'i çıkart. 8 eksi M bölü. 2'den de 0'ı çıkarttım. 2 yazıyorum direkt buraya. C ile B arası eksi 2'den 8'i çıkartırsam buraya dikkat et. Eksi 2 eksi 8'den eksi 10 yaptı. Hemen düzenleyelim. Eksi 10 yazalım. Bölü. Eksi 2'den 2'yi çıkartıyoruz. Eksi 2'den 2'yi çıkartırsak burası da eksi 4 geldi arkadaşlar. Tamam o zaman artık içler ve dışlar. Ama önce biraz sadeleştirme yapalım. Bu eksileri yok ettim artıya çevirdim. 2 ile sadeleştirdim 5. 2 ile sadeleştirdim 2. O zaman İçler dışlara başvuruyorum bu sefer. 2 ile 8 eksenini çarparsak 16 eksi 2 m eşittir. 5 kere 2'den 10. Eksi 2 m'yi karşıya attım. Onu da bu tarafa attım. O zaman 16 eksi 10 eşittir. Artı 2 m. 16'dan 10'u çıkartırsak 6. 2 m eşitse M'de buradan 3 gelecektir. Yani ikinci sorumuzun cevabı da 3 olacaktır. Evet üçüncü sorumuz. A noktası eksi 4'e 3 verilmiş. C noktası da 2'ye 9 verilmiş. A, B, C do noktaları doğrusal. Yukarıda verilenlere göre O, B kaç birimdir diye soruyor. Şimdi B noktası zaten Y'nin üzerinde olduğu için ben o B noktasını şöyle alabilirim. Y'nin üzerinde olduğundan dolayı X eksenindeki değeri sıfırdır. Yani sıfıra Y. A noktası zaten verili. Verilmiş. Eksi 4'e 3 C noktası da 2'ye 9'muş arkadaşlar. Şimdi A ile B arasındaki eğimle B ile C arasındaki eğim birbirine ne olmalıdır? Eşit olmalıdır. Hemen M, A, -B eşittir. M, -B -C. Şimdi B noktasındaki Y'ler farkı Y 3. Y'den 3'ü çıkart bölü. 0'dan eksi 4'ü çıkartıyorum. 0 eksi eksi 4'ten orası artı 4 olacak. Oraya dikkat. 9 eksi y bölü, şimdi b ile c arasına geçtik. 2 eksi 0'dan burası da 2 geldi. Şimdi biraz düzenleyip içler dışlar yapalım. y eksi 3 bölü 4 eşit olmalıdır. 9 eksi y bölü 2. Burada 1, 2 ile 4'ü sadeleştir, rahat bir işlem yap. 2 ile 9 eksi y'yi çarparsak 18 eksi 2'ye, o da y eksi 3'e eşittir. Eksi 2'yi karşıya attım 3'ye. Eksi 3'ü de diğer tarafa atarsam 21 geldi. 21 de 3'e böldüğümüz için Y noktası buradan 7 geldi arkadaşlar. Şimdi bak bu nokta 7 noktası ise e, O ile B arasındaki uzaklık da zaten orijinden gittiğin için burada kaç olacaktır? 7 birim olacaktır. Yani OB arası uzaklığımız 7 olacaktır arkadaşlar. Evet dördüncü soruyla bu sayfayı da bitirelim arkadaşlar. A ve B noktaları verilmiş. A, B, C noktaları doğrusal. Yukarıdaki verilenlere göre C noktasının apsisi kaçtır? Yani x eksenindeki değerini istiyorlar. Zaten x'in üzerindeyse o zaman y noktası 0 olmalıdır. Şimdi yine aynı şekilde bu sefer bak B ile C'yi C ile A'yı bulacağız. MBC B, C arasındaki eğim eşittir MCA ya da AC fark etmeyecek. Şimdi bu B ile C'yi yapalım bir önce. 4 eksi 0 bölü 0 eksi x eksi x oldu. 0 yaz istersen yaz istersen yazma. Fark eden bir şey olmayacak. Şimdi C ile A arasında 0 eksi eksi 2 bölü x eksi 3 geldi. Düzenleyelim. Burası 4 bölü eksi x. Burası 2 bölü x eksi 3. Hiç sadeleştirme yapmadan da yapabilirsin. Hemen öyle, öyle devam ediyorum. 4x eksi 12 içler dışlara girdim hemen. Eksi 2x e eşit. Eksi 2x'i karşıya attım. Artı 2x diye geldiği için artı 6x oldu. Eksi 12 de diğer tarafa artı 12 diye atarsak x de buradan artı 2 gelecektir arkadaşlar. O zaman c noktasının apsisi de demek ki 2 birimmiş. Yani 4. sorumuzun cevabı da 2 olacaktır arkadaşlar. Evet böylece bu testin de sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.